Medya programına hoş geldiniz. Bugün programımızın konu Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Berkman Bey. Son günlerde biraz yoğunsunuz. Bu yoğunluğun nedenini de buradan bizi izleyenlere hemen söyleyelim. Türkiye genelinde Zafer Partisi bir afiş yayınladı. Yerli ve Milli Escobar diye. Bir kafa üzerine yazılan tabii ki. Kafanın arkadan görülüşü kel bir kafa olarak yorumlayalım. Ve savcılıklar harekete geçerek bu kafanın veya bu görselin İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ait olduğunu iddia ettiler. Ve bununla ilgili hakkınızda bir soruşturma başlatıldı ki bununla ilgili Sayın Genel Başkan Ümit Özdağ da sosyal medya adresinden Twitter'da bunu yayınladı. Olayın gelişimi hakkında bizleri bir aydınlatabilir misiniz ilk olarak? Tabii ki biz Malatya'ya bunu 16 Eylül'de asmıştık. Onun öncesinde işte hani uyuşturucuyla mücadele için çalışmalar başlatmıştık. Çünkü ülkemizde aşırı derecede bir uyuşturucu satışı başladı ve bunu inanılmaz derecede arttı. Çocuklarımız zehirleniyor, satanlar servetine servet katıyor. Biz de bunda bir farkındalık yaratalım dedik. Genel merkezimiz bir tasarım hazırladı. Bu tasarım üzerinden işte bütün illere aynı anda asalım dedik. Ve kampanyamızı başlattık. Orada yerli ve milli Escobar yazıyordu. Tabi oraya farkındalık yaratmak ve daha çok konuşturulabilmesi için bu propaganda da gerekli bir şeydir. Biz de oraya bir figür kullanmamız gerekiyordu. Kel bir kafa kullandık. Bu kafa da Bruce Willis'in kafası. Bunu kullandık. Tabi astıktan sonra bu gündem oldu hemen. Ben astım, beni telefonla aradılar emniyetten. Dediler ki ya işte onu kaldırın. Dedim ki yani ben siyasi parti il binamda, siyasi parti kanunlarına göre il binamda istediğim propagandayı yapabilirim. Bunu neden kaldırıyorum? Ya işte o pankart doğru değil de şöyle dedim ya biz burada uyuşturucuya savaş açmışız. Bu dediğiniz bence yanlış. Mahkeme kararı olmadan ben kaldırmam dedim. 2 saat sonra geldiler. Arama kararıyla geldiler. Yani bir siyasi partiyi arama kararıyla geldiler. Yani bu kolay bir şey değil ve 2 saatte aldılar. Normalde 24 saatte çıkar böyle şeyler mahkeme kararları. HDP bile bu kadar basit aranmıyor. Evet. Geldiler. Biz de arkadaşlara dedik arkadaşlar arama kararı var. Siz o pankartı kaldırın. Çünkü biz astık biz kaldıralım. Kaldırdılar. Arama kararında pankartı masanın üzerine bırakmıştık. Orada işte aradılar her tarafı. Oraya baktılar. Onu aldılar. El koyma tutanağıdır. Ondan sonra dediler başkan ifadenizi alacağız. Gözaltı sürecimiz başladı. Emniyete gittik. Orada ifadelerimizi verdik. İşte bildirdik tek tek söyledik dedik. Yani uyuşturucuyla mücadele kapsamında genel merkezimizin talimatıyla böyle bir şeyi astık. Ve bunu içinde bir suç olup olmadığını biliyoruz. Çünkü suç değil bu. Orada herhangi bir kişinin ismi, emaresi veya kimseyi ithafen bir kelime yok. Sadece yerli ve milli Escobar yazıyor. Bir tane de kel kafa var. Ondan sonra bizi savcının karşısına götürdüler. O da bizi adli kontrolle şeye mahkemeye sevk etti. Mahkemede biz adli kontrolle serbest bırakıldık. Ve 15 günde bir imzaya gidiyorum şu anda. Ayın 1'i ve 15'inde gidiyorum. İmza atıyorum. Yani bir il başkanıyım. Siyasi bir il partisinin, Zafer Partisi'nin il başkanı. Yani 30'er kişiliği üzerimde taşıyorum ben. Yani bunu özellikle Zafer Partisi'ne yaptıklarını düşünüyorum ben. Pazartesi günü, yani bu geçtiğimiz 2 gün önce bize şey yaptılar. İddianameyi oluşturmuşlar ve E-Devletimize mesaj şeklinde düştü. Neyse dedik bir iddianameyi okuyalım. Ya okuyunca güldük. Şaşırdık, şok geçirdik. Ya böyle bir şey olamaz. Ne başlıklar öne çıkıyordu? Ya orada işte şu tarihte şu pankart asılmıştır diye bu pankart üzerinde yerli ve milli ibareleri bulunan
Bir tane de saçı olmayan kel kafa bulunan bir pankart vardır. Bu pankartta işte mevcut siyasi partinin genel başkanının Sayın Süleyman Soylu ile olan siyasi polemiklerini öne çıkarmışlardı. Ve o öne çıkarmayı şey yaparak oradaki yerli ve milli ifadesiyle kel kafanın Süleyman Soylu olduğunu iddiasında bulunmuş Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı. Ve bu iddianameyi de 7. Asliye Mahkemesi kabul etmiş. Biz buna şaşırdık. Çünkü niyet çeker gibi. Ya biz bu işte aralarında böyle problemler, polemikler oluyor da şey yapalım. Bunu kabul edelim. 81 vilayette bu olay oldu. Yani tek tabii hayır, tek bizde değil. Peki 81 vilayetin tamamında işleyen iddianame nasıl oldu? Yani sizin gibi iddianame değildi. Ben hepsiyle de konuştum, görüştüm. Orada olan şey şu: el koyma tutanağıyla gelmişler çoğu ilimizde. El koyma tutanağıyla pankartı alıp götürmüşler. Birkaç ilimizde de il başkanını hani bilgisine başvurmak amacıyla davet etmişler. Onların bilgisine başvurmuşlar. Kayseri'de de il başkanının ifadesini almışlar. Yani tek şu an mahkemelik olan sizsiniz. Evet, mahkemelik olan benim. Kayseri'de hatta direkt savcı koşturmaya yer olmadığından takipsizlik kararı veriyor. Yani Malatya'nın farkı neyi burada? Çok ilginç. Bundan sonrasını hep birlikte göreceğiz herhalde bizler de. Hep birlikte göreceğiz. Hemen şuna geçeyim o zaman. Uyuşturucuyla mücadeleden madem devam ediyoruz. Malatya'da da birçok söylenti veya iddia var. İşte özellikle araştırma hastanesinde uyuşturucuyla mücadeledeki yatakların sayıların yetmediğine, uyuşturucunun ilkokullara kadar düştüğüne ve bu anlamda uyuşturucuyla mücadele adı altında gerçekten mücadele ediliyor mu? Asıl soru bu. Gerçekten mücadele ediliyor mu? Buna net kanaat getirmek pek mümkün değil. Neden diyeceksiniz? Mesela Malatya'da geçtiğimiz aylardaydı, yanlış hatırlamıyorsam, Malatya'da bir devlet binasında o kurumun şoförünün işte binlerce hap binanın içine zulaladığını. Aile sosyal. Evet, öyle bir kurumdu. Evet. Bu kurumun içinde işte operasyon yapıyor devlet. İşte binlerce hap alıyor ve suçlunun şoför olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Bu iddiaya göre de artık düşünün, 5000 tane hap oraya nasıl geldi? Bunu nasıl bir kişi yaptı? Bunun satılacak. Bunu bir kişi nasıl satacak? Bunun maliyetini, pazarını nasıl oluşturacak? Bir kişi 5000 hapı nasıl verecek? Ya her gence 5 tane uyuşturucu kullanan her gence 5 tane hap sattığını düşünelim. 1000 tane genç yapar. Bu 1000 genci nasıl satacak bu adam? Yani bunları düşünmek lazım, bunları görmek lazım. Yani bunun arkasına ve peşine düşmek lazım. Evet, gerçekten de şu anda gençler helak oluyor. Aileleriyle para bulamadıkları için ailesinin bilerziğini çalıyor, babasının cebinden para çalıyor. Artık ailesinin ne o kadar çok bela oluyor, ailesinde para kalmıyor, evindeki eşyaları satıyor ki gidiyor gasp yapmaya, gaspa başlıyor, hırsızlığa başlıyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz? Farkındalık yaratalım. Sonuç gördüğünüz gibi mahkemelik oluyoruz. Peki. Şuna geçeyim. Sıcak gündemde açıkçası bu. İkinci sıcak gündemde Türkiye açısından Bartın Amasra'da bir maden faciası. 41 can orada yitirildi. Bu 41 canın yitirilmesiyle ilgili suçu önce metan gazına attık, sonra fıtrat dedik. Sonra kader dedik. Lakin fıtrat, kader veya metan gazı hariç kimseyi suçlamadık. Buralardaki denetimsizliği hiç ön plana çıkartmadık. 41 candan dolayı bir tek istifa eden dahi yok. Bartın faciasını nasıl yorumluyoruz? Herhalde Zafer Partisi olarak. Bu bir faciadır. Bu hani şehitlik dendi ama katillik. Çünkü burada
tamamen önlem alınmadığı için. Ya bundan bir ay önce gitmişti değil mi bakanlar oraya? Evet. Kontrol ve teftiş etmişlerdi. Bir saat önce bir haber okudum. Herhalde Sayıştay ihmal olduğu için evet, suçlu bulundu diye bir haber okumuştum. İhmal var diye. Evet, ihmal var dediler. Karar çıkmış. Buna sevindim açıkçası. Çünkü ihmal olduğunu söyleyebilmişler. Hiçbir şey inkar et, her şeyi inkar eden bir yapı var artık karşımızda. Madende 41 tane can. Yazık değil mi? Onun aileleri vardı, çoluğu, çocuğu vardı. Bir haberde görmüştüm, kadın diyor işte burada gaz kaçağı var, bizi öldürecek bunlar diye söylüyorlardı. Evet, Cumhurbaşkanı'nın cenaze evet. esnasında bir madencinin, yani göçük altında canını kaybeden madencinin kardeşi, Sayın Cumhurbaşkanım kardeşim bir haftadır orada metan gazı kokusu aldıklarını söylüyor demesine rağmen herhangi bir cevap verilememişti. Ama şöyle de bir açıklama yapıldı. Soma'da işte cenazelere 24 saatten daha uzun bir sürede ulaşırken 41. şehidimizin naaşını 24 saat gibi 24 saatten daha kısa bir sürede çıkarttık dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Keşke çıkarma hızı yerine önlem alınsaydı da önlem bir tane bile canımız gitmeseydi. Ya biz bunu söylüyoruz zaten. Şu anda dünyada 10 tane büyük, 20 tane büyük şey var herhalde. Maden kazası var. Bunun 4 tanesi Türkiye'de. Neden bu kadar canımıza? Yazık değil mi ya? Maalesef. Peki oradan da çıkalım. Partinizin, Zafer Partisi'nin göçmen politikaları. Bu noktada en sert muhalefeti yapan lider Ümit Özdağ oldu. Bu noktada Süleyman Soylu'yu dahi karşısına aldı. Ve karşılıklı tehditvari açıklamalar diyelim. Partinizin özellikle Suriye politikasını, Afgan politikasını, göçmen sorununu hakkında neler söyleyeceksiniz? Yani uzun zamandır bu dile getirilmiyor. Bunda bir gerileme mi oldu? Yoksa aynı gün, yani ilk günkü gibi aynı tonla mesajlarınız devam ediyor mu? Bizim her zaman sığınmacı politikalarımızın tamamını aynı sertlikle devam ettireceğiz. Ta ki hepsi gidene kadar. Çünkü bizim demografik yapımızı bozmaya çalışıyorlar. Ya ben buradan size net bir şekilde söyleyeyim. Ekonomi düzeltilir. Yoksulluk, her şey düzeltilebilir. Ya dolar bile düşürülebilir. Ama demografik yapımıza yapılan müdahaleleri düzeltme imkanımız yok. Çünkü insanımız değiştiriliyor, dönüştürülmeye çalışıyor. Ya içeride 13 milyon sığınmacı ve kaçak var şu anda. Bu sığınmacı ve kaçağın içinde terörist olmadığını nereden biliyoruz? Bugün İran sınırından kamyon kamyon adamlar giriyor. Evet, her gün yüzlerce. Evet, yüzlerce insan giriyor. Burada da yine uyuşturucuya gireceğim yani. Sırtında sadece bir çanta var. Bu çantayla gelip ne yapıyor? O çantanın içinde ne var? Bunun giyeceği elbise olsun. Giyeceği elbise. Ama gelip bu şekilde para da almıyorlar üzerine. Nasıl burada hayatlarını idame ediyorlar? Bizim düşüncemiz onların içinde uyuşturucu taşıdıkları. Binlerce insan içeri tonlarca uyuşturucu sokuyor. Hepsi birer ikişer kilo uyuşturucu sokulsa zaten aranmıyor, durdurulmuyor. Ellerini kollarını sallayarak ta Afganistan'dan İstanbul'a kadar geliyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? Siz buna inanabiliyor musunuz? Yani bunu size soruyorum yani. Böyle bir şey olabilir mi? Sınırlarımız korunmuyor diyoruz. Sınırlarımız yani. Korunmuyor şu anda. Delik deşik zaten. Bizim Anadolu Kardeşi projesiyle biz geniş bir şekilde açıklamamızı yaptık zaten. Bunun çalıştayını da yaptık. 365 gün içerisinde hepsinin tamamını gönderebiliyoruz. Aylık 1,5 milyonun üzerinde sığınmacı ve kaçağı ülkenin dışına çıkarabiliyoruz. Bunun planlamasını yaptık. Cumhurbaşkanlığı altında bir başkanlık oluşturarak, mahalle mahalle, köy köy böyle tesisler kurarak bunların tamamını göndereceğiz. Peki Malatya'da özellikle Suriyeliler belirli noktalarda kendi egomanyalarını kurdular. Evet. Diyebilir. Şu anda 16 mahallede
üstünlük sağlayacakları için hatta şeyde oralarda oturulmalarını artık yasakladılar. Egomanyalar evet get dolaşmaya başladılar Malatya'da da. En basit ben size bir olay anlatayım. Tabii buyurun. Ayın 1'inde 1 Ekim'de işte ben Ankara'ya gitmiştim, bizim büyük kurultayımız vardı. Bana haber geldi, ben döndüğüm zaman bu konu hakkında araştırmamı yapacağım dedim. Ayın 3'ünde dönmüş oldum Malatya'ya. Hemen araştırmaya koyuldum. Malatya kanal boyunda Esenlik Market'in önünden 9 yaşında bir Türk çocuğunu kovalıyorlar. Kernek Camisi'nin arkasındaki sokaktan giriyorlar. Ta Kernek Meydanı'nın arka kapısı, o güvenliğin oraya kadar kovalıyorlar çocuğu. 9 yaşında bir Türk çocuğu oynayan, orada sordum çocuk nasıl biridir, nedir? Ara sıra görürüz kendi halinde oynayan bir çocuk, mahallenin çocuğu değil dediler. Çocuğun boynuna bir tane Suriyeli neşter atmış. Çocuğu hastaneye zor kavuşturmuşlar. Ben de çocuğun ailesine ulaşmak istedim. Karakola gittim, dediler ki böyle bir olay olmadı. Yansımamış yani. Böyle bir olay olmadı diye yalanladılar. Hastaneye gittim. Orada bir iki hemşire dedi ki evet ya dedi, boynu kesilen bir küçük bir çocuk getirmişlerdi. Ama ismini bilmiyoruz. Hastane kayıtlarında adli olay olduğu için silinmiş. Kesi olayı yok. En son işte olayın olduğu zaman bana gelen fotoğraflarda ambulansın plakasına bakarak ambulans şoförünü bulduk. Ambulans şoförü dedi ya beni işten atarlar. Ben nasıl size bunun bilgilerini vereyim? Ya dedim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. Neden bize bunun bilgisini vermiyorsunuz? O da dedi ki beni işten atarlar. Biz uyarıldık. Biz isim falan veremeyiz size. Kusura bakmayın dediler. Sadece Pötürgeli ve bir tekstil fabrikasında çalıştığını söylediler. Babanın. Yani biz şaşırdık sadece. Bu sadece tabii yansıyan. Bu sadece yansıyan olaylar ve gördüğümüz. Onun dışında acaba ya neler, neler oluyor, neler oluyor? Ya akşamları artık eskiden hani aileleri görürdük. 12'ye 1'e kadar hanımıyla, çocuklarıyla el ele gezerlerdi. Bugün saat 9'dan sonra, 10'dan sonra Malatya'da hayat duruyor ya. Kimse dışarı çıkmak istemiyor. Özellikle bazı kesimlerde Çoşnuk tarafında zaten kimse dışarıya çıkamıyor get dolaşmadan dolayı. Evet, evet, evet. Özellikle aşağı Çoşnuk tarafında diyelim, arkada o gece konduların olduğu bölgelerde aşırı derecede var. Bugün Melek Baba'da aşırı derecede var. Mahallelerimizi biliyoruz. Oralarda yani. Aynı zamanda aldığımız duyumlar, istihbaratlar diyelim, uyuşturucunun da ana noktaları olmuş, evet, durumdalar. Melek Baba söylenti tabii net bilmiyoruz burada. Kesinlikle. Hani gözümüzün önünde olan bir şey değil, söylentiler var, dedikodular var. Orada denilen laflar şu işte, hani orada laboratuvarlar var, met üretiliyor. Ya dedim nasıl met üretilebilir buralarda? Ya üretiliyor, yeri neresi bilmiyoruz dedim. O zaman bilmiyorsanız bunu dillendirmeyin, başımıza bela alırız. Bakacağız, göreceğiz yani ilerleyen süreçte neler yapacak. Burada emniyet güçlerimize büyük maalesef iş düşüyor. Büyük iş, evet, düşüyor. Onların kesinlikle bunun peşine düşmeleri gerekiyor. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Bakalım, inşallah güzel günler olur. Seçim de yakın. Peki Malatya'da Zafer Partisi'ne iştirakler nasıl? Yani özellikle Malatya'da son ORC'nin yaptığı anketlerde AK Parti'nin %40'lara kadar gerilediği, yaklaşık %11-12'lik bir oy kaybı yaşadığı, yine mevcut iktidar partisinin ortağı MHP'nin %6-6,5'larda bir oy kaybının olduğu Malatya için ve İYİ Parti ile CHP'nin bu oyları topladığı görülüyor. Zafer Partisi şu an ne aşamada? Gittiğiniz yerlerde nelere şahit oluyorsunuz? Vatandaşın en büyük sıkıntısı ne? Yani size yansıyan sıkıntılar neler? Evet, biz geziyoruz şu anda. Çalışmalarımız son hız devam ediyor. Hani standlarımızı açıyoruz, mahalle gezilerimizi yapıyoruz ve yeni bir parti olduğumuz için de ilçe teşkilatlanmalarını yapmaya çalışıyoruz. Tabii Malatya biliyorsunuz küçük bir şehir. Özellikle iki merkez ilçemiz dışında diğer ilçelerimizin tamamı çok küçük, nüfusları çok az. Ve onların tamamı da merkezde oturur, sadece yazın kayısı zamanı ilçelere giden insanlar. Fazla nüfus olmadığı için de oralarda teşkilatlanmamız evet biraz zor oluyor. Bize gönül verenler Malatya'da ağırlıklı memur kesim.
Bunu kendilerinden görüyoruz. O yüzden fazla üye de alamıyoruz. Çünkü siyasi parti üyesi olamıyorlar. Ve konuşuyoruz. İşte tek çarenin Ümit Özdağ olduğunu hepsi söylüyor. Genelde herhalde milliyetçi oylara. Evet, evet. Hepsi bunu söylüyor. Ve hatta ben size bir anekdot anlatayım. Stand kurmuştuk. Bir amca yanaştı şöyle dedi. Ümit Özdağ'ın partisi değil mi evlat dedi. Oradaki bizim arkadaşlara. Ben öyle deyince amca da biraz yaşlı olunca. Hani gençler hızlılar belki bir şey söyler. Bizimkiler ters cevap verir diye amcanın yanına yaklaştım. Evet amca Ümit Özdağ'ın işte ben il başkanıyım. Şöyledir böyledir diye. Evlat dedi Ümit Özdağ çok güzel iyi hoş gidiyor da dedi. Ben 40 yıllık CHP'liyim dedi. Evet amca dedim. Ya dedi son 20 yıldır dedi görüyorsun dedi. Malatya'nın nüfusu artıyor. CHP'nin oyu artmıyor dedi. Senden bir ricam var ya dedi. Bize dedi gerçekten Malatya'ya yakışacak güzel bir milletvekili adayı çıkardı. Hepimiz sana çalışalım dedi. Yani anlayacağınız Malatya şu anda milletvekili adaylarını bekliyor. Bütün partilerin milletvekili aynen adaylarını bekliyor. Bundan sonra yok efendim şu partiymiş demeyecekler. Biz bunu görüyoruz. Milletvekili adayına bakacaklar. Bu adam yapabilir. Bu adam evet Malatya'mız için çalışır. Kendi menfaatini düşünmez dedikleri adama tamamen menfaatsiz bir şekilde kendileri çalışacak. Hiçbir şey yapamayan telefonunu çıkaracak. Rehberinde kim varsa diyecek ki şuna oy verin. Aslı olan da o değil mi? Yani biz evet maalesef takım tutar gibi siyasi parti tutuyoruz. Taraftar egomanyası taraftar gibi diyeyim. Aslı olan kişidir. Yani örnek veriyorum A partisi o kadar kaliteli bir isim çıkartabilir ki ama B partisi o kalitenin %1'ini bile yakalayamaz ama en fazla oyu evet alır. Ondan sonra işte görüyoruz Malatya'ya yapılan projeleri, Malatya'ya yapılan çalışmaları. Malatya'ya sizce bir proje yapılıyor mu? Yani 20 yılda Malatya'ya yapılan en büyük yatırım nedir? Bir Malatyalı olarak sorayım, parti il başkanı olarak değil de. Bir Malatyalı olarak Malatya'ya son 20 yılda yapılan en iyi şey? Yani şu gerçekten yapıldı, yiğidi öldüreyim ama hakkını da vereyim diyeceğiniz bir şey var mı? Yiğidi öldür, hakkını yemeyelim diyeceğimiz bir şey var mı Malatya'da? Şu anda Malatya'da gördüğümüz her şey yetersiz. Çevre yolu yapıyorlar. Helal olsun. Malatya'nın gerçekten ihtiyacı vardı. 40 yıldır. Evet, 40 yıldır Malatya'nın bir yeniden çevre yoluna ihtiyacı vardı. Ama 4 şerit yani 2 gidiş 2 geliş ya o çevre yolu ya. Lütfen bunu 3 şeride neden çıkarmadınız ya? Bütün Türkiye'ye en basit yakınımızda Elazığ var ya. 3 gidiş 3 geliş. Ya buranın 2 yıl sonra 3 yıl sonra o yolun da artık kaldırmayacağını bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Yiğidi öldür evet hakkını yeme. Kimse yapmamıştı. Sağ olsunlar bu projeyi geçirdiler, yaptılar. Helal olsun. Ha mesela Elazığ-Malatya arasındaki köprü ve tüneller muazzam oldu. Çünkü orada günlerce giderdik. Ama onun dışında Malatya'ya ihtiyaç vardı. Evet yeni yapılan devlet hastanesi. Evet ihtiyaç vardı. Çünkü burada gidiyoruz, görüyoruz. O kadar çok sıra var ki. Ve öncelik her zaman sığınmacılara. Bizim Türkler orada bekliyor. Kafayı yiyor bizim vatandaşlarımız. Ama önce onlar geldi. Tamam alayım. Kendilerini anlatamıyorlar. O kadar garip şeyler, o kadar garip ilaçlar yazdırıyorlar ki. Hiç belki hastalıklar yok ama bunu yazın, bunu yazın. Hastaneye gidiyorlar bedava ilaç. Hastaneye gidiyorlar bedava tedavi oluyorlar. Eczaneye gidiyorlar siz şey ödüyorsunuz, yüzdesini katılım payını ödüyorsunuz ama bunlar hiçbir şey ödemiyorlar. Ne yapmalıyız biz burada? Bunlara hala bakmaya devam etmeli miyiz? Ya 144 milyar şimdiye kadar biz bunlara para harcamışız. Yazık günah değil mi? 144 milyar dolar. Ya bu paranın 4 milyar dolarını tarıma yatırsaydık biz bugün tarımda dünya devi olurduk ya. Sadece 4 milyar dolar. Biz tarım kentiyiz değil mi? Malatya'mızda kayısı. Evet. Bu sene Malatya'da sadece yüksek yerlerde kayısı oldu. Evet bunların mağdurlarından biri benim. Kayısı yanmış olanlara telafisi yapıldı mı? Halen bekliyorlar. Bunlardan biri de benim.
Zaten en büyük sorun şu an herhalde Kayısı'da, bir de yani don tehlikesini geçirdiler. Bayağı bir sıkıntı yaşadılar. Onunla ilgili herhangi bir para alamadıkları gibi şu an zannedersem daha taban fiyatı zannetmiyorum. Daha taban fiyat da belli değil. Ve bu Evet. taban fiyatın belli olmaması üreticiyi müthiş derecede dara sokuyor. Evet, bugün hani ihraç ihraç diyorum. İhracat. İcar Ha, dediğimiz icat. Evet. yöntem var ya bizim burada. Evet. İşte birisi gider birinin bahçesinde icar yöntemiyle alır. Bugün kilosunu 110 liradan icar edenler 90 liraya, 80 liraya düştü Kayısı. Bunlar ne yapacaklar? Hepsi ellerinde patladı, işçi fiyatlarını ödeyemiyorlar. Bunlar batacak yakında. İflas bayrağını çekecek. Bu kışı zaten atlatmak mümkün değilken. Bir de bunlar kayısıcılar bu hale düşecek. Malatya'nın iflası demek. Malatya'nın yok oluşu demek. Malatya'nın gelirinin çoğu kayısı. Haksız mıyım bu konuda? Size soruyorum yani. Yani inşaat işi için bile kayısısını Kayısı. satıp Ya inşaata insanlar giriyorlar. evlenmek için bile Evet. kayısısını satıyor Malatya'da. Sorun 3 evin ikisinin kayısı bahçesi vardır mutlaka. Kendisinin yoksa babasının vardır, gidiyordur. Böyledir ya, Doğru. Malatya hep böyledir. Peki Malatya'da gördüğünüz başka sıkıntılar var mı? Yani Malatya'da en büyük sıkıntı diyeceğiniz işte çevre yolu dedik, Kayısı dedik. Başka ne gibi sıkıntılar var? Ve bu sıkıntıların arasında malumunuz 2028'de de Expo 2028 Malatya'da. Expo 2028 bildiğim kadarıyla bahçe tarımıyla alakalı bir durum. Hatta canlı yayına çıkan Malatya'nın önde gelen isimleri de oldu, bu konu hakkında bilgiler verdiler. Tabii evet, Malatya'mızın dünya çapında tanıtılması için güzel bir yöntem olabilir ama yani burada Malatya'ya ne katkısı olacak bunun? Katkısından çok götürüsü varsa bu neden yapılıyor? İşte binlerce kişi, Evet. milyonlarca kişi Malatya'ya gelecek deniyor. Malatya'ya gelecek, o milyonlarca kişi diyorsunuz. Tahminim 50-60 bin kadar insan gelecek. Bu 50-60 bin kadar insanı nerede ağırlanacak? Ya, tahmini söylüyorum, 50-60 bin. Malatya'da şu anda sanırsam otel ve apart sayıları 50-60 bin kişiyi kaldırır mı? Hayır, 10 bini bile kaldırmaz. Bu nasıl olacak? 2028'e kadar bunlar telafi edilecek mi? Farz edelim o güne kadar otel ve apart sayılarını arttırdık. O günden sonra Malatya'mıza nasıl projeler yapacaksınız da o yapılan şeyler iş yapmaya devam edecek de? O zaman şöyle bir şey yapılması gerekiyor. Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın bir süre sonra çıkıp, yani bu 3 ile 6 ay arasında olup çıkıp 2028 Expo Malatya ile ilgili hem kaç kişinin katılmasını beklediklerini, hem gelecek insanları nasıl ağırlayacaklarını plan, program ve projelerle anlatması gerekiyor zannedersem. Tabii ki. Yani tabii bu önümüzdeki süreçteki seçimlere bakacaklar. Seçimlerde kalabilecekler mi, kalamayacaklar mı? Belediye seçimleri biliyorsunuz 2 sene sonra. Bir seneden az bir süre genel seçimlerimiz var yani. Bunları görmek lazım. Evet, Selahattin Bey çalışıyor mu? Bir şeyler yapmak istiyor. Malatya'yı tanıtmak istiyor ama bunu daha profesyonelce yapabilir. Ki en güzel yaptığı işlerdir. Tanıtım günleri, hani mesela Aslantepe buluşmaları Evet. muazzam. Mesela ben ilk birincisinde biz de stand açtık üniversite olarak. Yani ben güzel sanatlarda okuyorum, seramik bölümünde. Selahattin Gürkan'ın Kervansaray buluşmalarında, çalıştaylarında da katıldım, biliyorum. Evet, Malatya'mız için gerçekten güzel, tanıtımı için güzel şeyler ama gerçekten yetersiz. Daha büyük şeyler yapılabilir. En basiti Kayısı Festivali yapıldı. Malatya tek yürek dediler. Malatya tek yürek değildi. Hepimizi çağırdılar, gittik. Basını ayrıştırdılar. Siyasi parti il başkanlarını ayrıştırdılar. Bir anda baktık AK Parti mitingine çevirdiler. Bunlar olmuyor. Biz dedik ki canla başla çalışalım. Hani Sayın Valimiz de ilk geldiğinde bütün il başkanlarını toparladı. Ha, buradan Sayın Valimize de sesleneyim. Sayın Valim o gün bize bütün il başkanlarının bulunacağı bir WhatsApp grubu sözü verdiniz. Sizin özel kaleminizden 2 kere randevu talep ettim ama bunlar hala kabul olmadı. Bu sözler yerine gelmedi. İnşallah gelmesini temenni ederiz.
Yani Malatya'nın sorunları için hep beraber çalışalım dendi ama sadece lafta kaldı. Yani şunu tekrar üstüne basarak sorayım o zaman açıklamanız dolayısıyla. Vali Hulusi Şahin geldiğinde gerçekten Malatya güzel bir vali kazandı diye Batman'dan geldikten evet. sonra hepimiz sevinirken. Hala bunda hemfikiriz ama. Tabii o konuda kesinlikle şeyimiz yok. Lakin muhtemelen Sayın Valinin haberinin olmadığı konular vardır. Özel kalemden randevu istemenize rağmen randevu alamadığınızı söylüyorsunuz. Üç kere. Üç kere randevu talep ettim. Yoğunuz biz size döneceğiz dediler. Vali kaç aydır gelmiş. Evet. Çünkü hoş geldiniz nezaket ziyareti yapacağız. Çünkü Malatya'mıza gelmiş. Ama maalesef kapı duvar. Aynen. Daha aslında konuşacak çok şeyler var da. Evet. İlerleyen zaman dilimlerine bırakalım bunları. Tabii ki. Son olarak buradan Malatya'ya, Malatyalı hemşehrilerimize, bizi izleyenlere, yani Türkiye'nin neresinden olursa olsun. Çünkü sosyal medyada yayınlanıyoruz. İlla ki Ankara'dan, İstanbul'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan bizi izleyen çok kişi olacak. Zafer Partisi'ne sizlere gönül verenler de olacak. Buradan Malatyalılara, Zafer Partililere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ben buradan bütün Türkiye'ye de sesleneyim direkt. Yani şöyle bir gerçek var. Zafer Partisi gerçekten uçurumdan önceki son çıkış. Size yalvarıyorum. Bizi tercih edin. Biz şu anda muhalefetin oyunu bölüyor diyenler yalan söylüyor. Biz diyoruz ki Mansur Yavaş'ı çıkarın, sizi destekleyelim. Milletvekilliği seçimlerinde de herkes istediği vekili çıkaracak. Beğenen projeleri beğenilen partiye oy verilecek. Ya bu bir yarıştır sonuç olarak. Sizden tek söyleyebileceğim uçurumdan önceki son çıkış var. O da Zafer Partisi. Türkiye'nin zaferi için Zafer Partisi'ni tercih etmenizi istiyorum. Ağzınıza sağlık. Evet, Zafer Partisi İl Başkanı Sayın Şahin'le güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşide Zafer Partisi'nin gerek yerli ve milli Escobar çıkışı, gerek Suriye ve göçmen politikaları, gerek uyuşturucuyla mücadeledeki azimleri, gerek Malatya gerekse Türkiye için planladıkları şeyleri konuşmaya çalıştık. Yarım saat kısıtlı bir imkandı ama ilerleyen günlerde tabii bunları sürekli tekrarlayacağız. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyor. Başarılar diliyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere diyor. Hoş kalın, hoşça kalın diyoruz.